Kanser, hücrelerin kontrolsüz bölünmesi ve çoğalmasıyla ortaya çıkan, genetik ve çevresel koşulların etkisi altında olan kompleks bir hastalıktır. Bilinen yüzden fazla kanser türü olmasına ve belli tipteki kanserler için olabildiğince standart yaklaşımlar geliştirilmesine rağmen, kanser aynı zamanda kişisel bir hastalıktır. Dünya üzerindeki hiçbir insanın DNA'sı birbirine benzemediği için, kişilerin benzer tedavilere farklı cevaplar vermesi şaşırtıcı olmayan bir gerçektir. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte günümüzde var olan tedavilere ek olarak yeni tedavi yöntemleri geliştirilmektedir. Standart olarak kabul edilen kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi yöntemlere ek olarak aşılar, biyolojik, hormonal ve hedeflenmiş gen tedavileri giderek artan sayıda kullanılmaya başlamıştır. Son dönemlerde kanser tedavi alternatiflerindeki kısırlığa gidermek adına çeşitli araştırmalar yapılmış ve birçok deneysel tedavi yöntemleriyle ilgili önemli adımlar atılmıştır. Niyetim bu videoda sizlere yüzeysel de olsa geliştirilen ya da geliştirilmeye çalışılan bu yöntemlerden bahsetmek. Kök hücre tedavisi. Kök hücreler diğer tip hücrelerle farklılaşabilen çok özel hücrelerdir. Her kök hücresinin yeni bir kök hücresi üretebilme potansiyeli vardır. Kök hücre bölündüğü zaman ya bir kök hücre olarak kalır ya da farklılaşıp bir başka hücre haline dönüşebilir. Yetişkin hücrelerin aksine kendilerini bölerek yenileyebilirler. Hormonal tedaviler. Hormonlar vücutta doğal olarak üretilen proteinler veya ihtiyacı göre dışarıdan verilen kimyasal maddelerdir. Üretim sonrası bu moleküller dolaşıma girip endokrin sinyaller yoluyla doku ve organların davranışını kontrol eder. Hormonlar kanser tedavisinde ilaç olarak kullanılabilir. Bunlar genelde prostat, meme ve rahim kanserlerinin tedavisinde kullanılan hormonlardır. Bu ilaçlar her ne kadar kemoterapi ilaçlarını andırsalar da en büyük farkları vücudun doğal yollardan ürettiği hormonun hücreye bağlanmasını ve kanser hücrelerinin büyümesini engellemektir. Biyolojik tedaviler. Biyolojik tedavilerin amacı biyolojik maddeleri kullanarak kanserin tedavi edilmesidir. Monoklonal antikorlar, kanser aşıları, kanserin büyümesini engelleyiciler, kan damarlarının büyümesini engelleyiciler, interferonlar, interlokinler ve gen terapi biyolojik tedavinin alt grupları olarak sınıflandırılabilirler. İmmünoterapi. Bu tedavi şekli vücudun bağışıklık sisteminin iç ve dış uyaranlara karşı cevabını kullanarak yapılmaktadır. Kanserin tedavisinde 3 ana molekül grubu sıklıkla kullanılmaktadır. Bunlar protein diziminden elde edilen reseptörler, antikorlar ve hücrelerdir. Tedavideki amaç bağışıklık sistemini harekete geçirip kanserli hücrelere saldırmasını sağlamaktır. Bu, vücudun kendi bağışıklık sistemini kullanarak yapılabileceği gibi sentetik uyarıcılar ile de yapılabilir. Antikor tedavileri. Bu tip tedavilerde kullanılan ajanları genel olarak hücre klonlamasından elde edilen monokliner antikorlar ve türevleri olarak sınıflandırmak mümkündür. Non-spesifik kanser immünoterapileri. Bu tip tedaviler immün sistemini uyaran ve belli bir tipteki hücreyi hedeflemeyen tedavilerdir. Destek tedavi olarak immün sistemi uyarıp hızlandırırlar. Kanser aşıları. Kanser aşıları zayıflatılmış molekülleri kullanarak immün sistemini uyaran ve hastalıkları engellemeyi hedefleyen geleneksel aşılar ile benzerlik gösterir. Aradaki tek fark ise kanser hücrelerinin hedeflenmesidir. Bunu da ya B ya da T hücrelerini uyararak yapar. HPV ve hepatit B virüsü gibi virüslere karşı üretilmiş olan aşılar antikor üretmek üzere B lenfositleri tetikler. Bugüne kadar etkinliği kesin olarak kanıtlanmış herhangi bir kanser aşısı üretilememiştir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Amerikan Besin ve İlaç İdaresi yani FDA, rahim kanserine neden olan HPV'ye karşı geliştirilmiş sadece 2 aşıya onay vermiştir. Kanser büyüme baskılayıcıları. Kanser hücrelerinin kendi kendilerini büyümesinin önüne geçmenin en akılcı yollarından bir tanesi hücrelerin büyümesini baskılamaktır. Büyüme etmenleri vücutta üretilen ve hücresel metabolizmada önemli role sahip olan moleküller olup hücreden alıcılarına bağlanarak hücrenin büyümesini veya ölmesini koordine ederler. Gen terapisi. Genler DNA üzerinde sıralı olan ve kodladıkları proteinler sayesinde hücre döngüsünü ve metabolik işlevleri kontrol eden en küçük kalıtsal birimlerdir.
Genlerin mutasyonlar nedeniyle fiziksel değişikliklere uğraması veya çeşitli değişikliklere maruz kalarak fiziksel yapıların değişmediği ancak işlevlerinin etkilendiği durumlarda üretilen proteinlerin işlevinde ve yapısında meydana gelecek değişiklikler nedeniyle hücre metabolizması ve döngüsü bozulabilmektedir. Bu nedenle işlevi bozuk, eksik veya fazla olan genlerin gen terapi yöntemleriyle düzeltilmesi ve kanser de dahil olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılması son yıllarda giderek artan bir ivme ile devam etmektedir. Viral vektörler. Viral vektörlerin yüksek bir aktarım verimliliği vardır. Ancak sadece kısıtlı bir yükle bir yük taşıyabilirler. Doğru şekilde modifiye edilmedikleri durumda kendileri de viral kökenli oldukları için hastayı enfekte edebilir ve immün sistemi tarafından öldürülebilirler. Non-viral vektörler. Bu tip vektörlerin viral tip vektörlere göre çeşitli avantaj ve dezavantajları vardır. Viral vektörler gen transfeksiyonu için uygun olsalar da sistemden hızla temizlenebilirler ve uzun süre aynı verimliliği sağlayamazlar. Bu nedenle daha düşük immün aktiviteye sahiptirler. Uzun süreli etkin olan ve daha az toksik olan non-viral sistemler geliştirilmiştir. Gen ekspresyonu hedeflenmiş gelişme engelleyiciler. Bir genin ifadesini durdurmanın en kolay ve en etkin yollarından biri, DNA'nın ve RNA'nın yapısını çeşitli müdahalelerle değiştirmektir. Üçüncü bir seçenek ise protein yapısını değiştirerek protein üretimini durdurmaktır. Gen ekspresyonunu baskılamak için RNA interferans sistemleri ve küçük nükleer RNA'lar kullanılmaktadır. Bunlar hücre içine verildiğinde gen ekspresyonunu baskılayabilirler. Bu anlattığımız tedavi yöntemlerine ek olarak her insan ve her kanser tipine uygun olmamakla birlikte farklı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bunlardan biri de LED veya lazer ışık kullanılarak yapılan ışığa hassas ajanların uyarılması ve hücreler için toksisite yaratan fotodinamik tedavidir. Kanserli hücrelerin 50 ila 100 santigrat derece gibi ısılara kadar ısıtılarak hücrelerin protein ve zar yapısını bozarak öldürmeye dayanan radyo frekans tedavisi, kanserli hücrelere aşırı miktarda oksijen gönderip toksik bir etki oluşturmayı hedefleyen hiperbarik oksijen tedavisi gibi yöntemler olarak sayılabilir. Kanserli hücreyi normal hücreye dönüştüren ilaçlar. Kanserli hücrenin normal hücreye ilaçla dönüştürebileceği ilk olarak bir tıp kongresinde kan kanseri tedavisindeki deneysel yöntemler başlığı altında gösterildi. Bu tür ilaçlarla yapılan çalışmalar diğer kanser tiplerinde de denenmektedir. Bu dönüştürücü maddelerin niteliği ve sayılarının arttırılması ile yakın gelecekte sık rastlanan kanserlerde bu tür maddelerden yararlanabilmenin mümkün olabileceği düşünülmektedir. Damar yapımını önleyen ilaçlar. Son yılların en önemli buluşlarından biri kanserli hücrelerin kılcal damar oluşturmasını engelleyen bir grup maddenin keşfi ve bunlara benzer aynı işlevi görebilecek diğer maddelerin yaratılmasıdır. Sayıları onu aşan bu özellikle birçok madde bugünlerde insanlar üzerinde tedavi amaçlı uygulanmaktadır. Bu sayede kanserli hücreler yok olmasalar bile ne büyüyebilecekleri ne de metastaz yapabilecekleri bir alan buluyor. Bu şekilde vücutta kanser mevcut olsa bile bize bir zararı olmayacak. Bu ilaçların yardımıyla kanserle birlikte sağlıklı olarak yaşamamız da mümkün olabilecek. Koloni uyarıcı faktörler. Koloni uyarıcı faktörler genellikle tümör hücrelerini doğrudan etkilemezler. Daha çok kemik iliği kök hücre hücrelerinin bölünerek ak yuvar, platelet veya al yuvarlara dönüşümünü uyarırlar. Kemik iliği tüm kan hücrelerinin kaynağı olduğu için vücudun bağışıklık sisteminde kritik bir öneme sahiptir. Bağışıklık sisteminin koloni uyarıcı faktörler ile uyarılması kanser tedavisi gören hastalarda yararlı olabilir. Antikanser ilaçları vücudun ak yuvar, al yuvar ve platelet yapma yeteneği azaltabileceği için bu ilaçları alan hastalarda enfeksiyon gelişmesi, anemi oluşması ve kanama riski yüksektir. Doktorlar kan hücrelerinin üretimini uyarmak için koloni uyarıcı faktörleri kullanarak enfeksiyon riskini arttırmadan veya kan ürünlerinin aklına gerek duymadan antikanser ilaçların dozlarını arttırabilirler. Sonuç olarak araştırmacılar koloni uyarıcı faktörlerin özellikle yüksek doz kemoterapi ile kombine edildiklerinde yararlı olduklarını belirlemişlerdir. Sizlere bu bölümde kanser tedavisi için geliştirilmeye çalışılan ve başarı konusunda oldukça güzel sinyaller veren birkaç deneysel yöntemden bahsetmek istiyorum. Rusya Ulusal Araştırma ve Teknoloji Üniversitesi uzmanları öncülüğündeki Uluslararası Bilim İnsanları Grubu,
Manyetik hipertermi olarak adlandırılan yöntemle farelerde bağırsak kanseri türlerinden birini tamamen iyileştirmeyi başardı. Manyetik hipertermi, hücre proteinlerinin tahribatına yol açan yüksek sıcaklık sonucu tümör hücrelerinin hızla yok edilmesini sağlamak için bilim insanları tarafından geliştirilen bir kanser tedavi yöntemi olarak biliniyor. Organizmanın sağlıklı hücrelerinin hasta hücrelerle birlikte ölmemesi için manyetik özellikleri sahip ve metal oksit nanopartikülleri olan bir madde seçici olarak tümörlere enjekte ediliyor. Elektromanyetik alanın etkisi altında ısınan nanopartiküller tümör hücrelerini yok ediyor. Farklı sıcaklıkların hem agresif olmayan hem de kötü tümör modelleri üzerindeki etkilerini karşılaştırmalı bir analizi gerçekleştiren bilim adamları, kolon kanseri hücrelerinin hipertermiye daha duyarlı olduğunu ve 41-43 santigrat derece aralığında ısıtıldığında öldüğünü tespit etmiştir. Kanser tedavi 1950'lere kadar gidiyor. Ancak Dr. Duffy araştırmaların özellikle son 20 yılda arttığını söylüyor. Elde edilen sonuçlar bal arısı zehrinin kanserli hücreleri öldürmede çok başarılı olduğunu gösteriyor. Öyle ki belirli bir yoğunluktaki zehir, sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanserli hücrelerin tamamını öldürebiliyor. Eşek arısı zehrinin ise çok yüksek yoğunluklarda kullanılsa bile kanserli hücreleri öldürmediği tespit edilmiş. Elde edilen sonuçların en önemlilerinden biri, bal arısı zehrinde bulunan melittin adlı bir molekülün de gözlemlenen özelliklerin büyük çoğunluğuna sahip olduğu tespit edilmesi. Üstelik bu molekül laboratuvar ortamında sentezlenebiliyor. Melittin ile yapılan deneyler molekülün 60 dakika içinde kanserli hücrelerin zarlarını tamamen parçalayabildiğini gösteriyor. Ayrıca bu molekül kanser hücrelerinin çoğalmasını tetikleyen kimyasal mesajları da engelliyor. Araştırmacılar gelecekte melittini insan vücuduna aktarmak için en uygun yöntemi tespit edip molekülün insan vücudu üzerindeki zehirli etkilerine dair deneyler yapmayı ve kullanılabilecek azami dozları belirlemeyi planlıyor. Bilim insanlarının kanseri tedavi umuduyla geliştirdiği son yöntemlerden biri, kanser hücrelerini kendilerini imha etmeye yönlendirmek üzere bir truva atı kullanarak sinsi bir taarruz uygulaması. Üstelik bunları hiçbir ilaç kullanmadan yapıyorlar. Bu yöntemin anahtarı özel bir amino asiti kaplı nano parçacığın kullanılması. Kanser hücrelerinin büyümek için bel bağladığı birkaç asit ve birkaç amino asit vücut tarafından üretilmiyor. Fakat et ve süt ürünlerinden alınabiliyor. Fareler üzerinde yapılan testlerde bu nano parçacığın kanser hücrelerinin kendilerini yok etmesine sebep olmadan önce onlara dost bir amino asit gibi davranarak hücreleri özel ve etkili biçimde öldürdüğü görülmüş. Bu kendi kendi imha modu nano parçacığın tepkisel oksijen türleri adı verilen belirli kimyasalları yüksek hızlı üretim düzenini çıkarmasıyla tetiklenmiş. Civardaki sağlıklı hücrelere dokunulmazken kanser hücreleri etkisiz hale getirilmiş. Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nde çalışan malzeme bilimci Dalton Tay, genel kanının aksine bizim yaklaşımımız bu nano malzemeyi ilaç taşıyıcı değil, direkt ilaç olarak kullanmayı kapsıyor. Burada nano malzeme kanser seçici ve öldürücü özellikleri yerleşik halde bulunuyor ve herhangi bir dış uyaran ile faaliyete geçirilmesi gerekmiyor. Kullandığımız amino asit bir truva atı gibi davranıyor ve içerideki nano tedaviyi gizlemek için örtü görevi görüyor ifadesini kullandı. Nano malzemenin farelerdeki meme, cilt ve mide kanseri hücrelerinin yaklaşık %80'ini öldürdüğü göstermiş. Yani mevcut kemoterapi ilaçlarıyla hemen hemen aynı seviyede ama en önemlisi hiçbir yan etkisi yok. Malzeme kanser hücreleri için tehlikeli olsa da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gıda denetleme kurumları tarafından insanlar için güvenli olarak sınıflandırılan bir silis nano parçacığa dayandırılıyor. Fakat laboratuvarda yapılan testlerin gerçek tedavilere dönüşmesi için bir miktar mesafe kaydedilmesi gerekiyor.